Herkese yeni bir oyundan selam arkadaşlar. Bugün Builder Simulator oynuyoruz. Yeni çıkan Türk yapımı bir oyunda sizlerle beraberiz. Efsane bir oyun. Bayağı bir güzel. Yeni çıktı. Bugün Steam'de 28 TL'ye satılıyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bakalım hayırlısıyla yeni bir oyuna başladık. Umarım güzeldir. İnşaat oyunu, inşaat simülatör oyunu. Ev yaptırıyor. Belirli başlı oyunlar var. Belirli başlı işler var. Bilginiz olsun arkadaşlar. Siz de Steam'den alıp oynayabilirsiniz. Şimdiden kanalıma abone ol değilseniz kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Şimdiden keyifli izlemeler arkadaşlar. Oyuna girelim. Ben birkaç oynadım. Sağ olsun Erdo ile beraber birkaç takıldık. Birkaç şeylerini gösterdi bana. Ben de çok fazla bilmiyorum. Sizlerle beraber oynuyorum. Bilmediğim yerler illaki olacak. Bilginiz olsun. Bilmediğim yerlerde yoruma belirtin. Şöyle oyun modu diyelim. Sözleşmeler diyelim. Sadece zaten oyuna ilk defa girdim. Her zaman her yerden belli. Şöyle oyun modu dediğimizde sözleşmeler falan vesaire var. Seçeneklerde bu arada Türkçe seçeneği var arkadaşlar. Buraya genelde geldiğinizde zaten direkt gösteriyor. Fare yeter çevir vesaire var. Fare hassasiyeti falan hepsi var. Ben biraz düşüreceğim şöyle. Biraz Türkçe çevirisinde biraz sıkıntılar var. Mesela uygula veya onayla yerine başvurmak yazıyor. Onlara fazla takılmayın. Bilginiz olsun. Ve grafikleri falan hepsini ayarladım ben. Hepsini şöyle yüksekten varsayılan normal falan filan ayarladım. Kontrolleri buradan ayarlayabilirsiniz. Xbox kullanabiliyorsunuz bilginiz olsun. Oyun kumandası yani kullandık duruyor. Orada kullanabilirsiniz. Ben şu an fareyle klavyeyle oynuyorum. Bilginiz olsun arkadaşlar. Sesleri buradan ayarlayabiliyorsunuz. Ben sesini azalttım. Belki telif atabilirler. O yüzden buradan oyun modu diyelim. Sandbox falan filan eğitim denemek ister misiniz? Bu eğitimmiş. Hayır. Direkt normal girer, öğretici, planlayıcı vesaire. Biz direkt normal gireceğiz. Dağ arazisi diyor. Dağ arazisine bir girip oynayalım. Öyle. Ha, Builder'ın usta harç aracı. Küçük ve kolay ama falan filan. Bu temiz şeker arasını depo inşa etmek istiyor. Tamam, buraya bir inşa bir yer oluşturacağız herhalde. Vay. Tamam, güzel. Valla belli ancak kendine bir ihtiyaç vardı. Bir yardım teklif ettim. İyi, hadi sıkı çalışın diyor. Tamam. Köyle listeyi belirliyor. Listeye bir bakalım. Temelleri kaz. Kalıpları kur. Güçlendirici kur. Beton karıştırıcı çalıştır ve beton oluştur vesaire vesaire. Alanımız burası büyük ihtimal. Böyle burası. Burayı yaptıracak bize. Umarım güzeldir. Mouse'un orta tuşuna basıp buradan ana menüyü gösterebilirsiniz. Tekerine bastım. Buradan küreyi alacağım büyük ihtimal. Bunu kaz diyor. Şöyle kazarak gidelim abi. Biraz yanına yaklaştığımız zaman alıyor. İlerleyen zamanlarda belki şeyini değiştiririm. Hassasiyetini falan. Şu an hassasiyeti falan bayağı bir güzel. Grafikleri bayağı bir güzel. Hoşuma gitti arkadaşlar. Bilginiz olsun. Grafikleri falan oynamak isterseniz grafikleri bayağı bir güzel. Yani tavsiye ederim. Bu daha önce oyun yapılmıştı. Çıkmıştı. Büyük ihtimal beta sürümündeydi. Herkes açık mıydı? Tam olarak bilmiyorum da. Kalıpları ve güçlendirileri nerede bulabilirsiniz falan filan diyor. Tab tuşuna basıyoruz. Kalıpları buradan gösteriyordu. Burada kalıp var. Burada da güçlendirme var. Tamam, bizim için önemli olan şu an kalıp. Kaç tane istiyor bilmiyorum. Şöyle 100 tane falan alacağım. Bu arada fiyatımız, paramız ne kadar var hiç bilmiyorum. Sağ tarafta görmüş olduğunuz gibi Steam'in bilgileri vesaire var. Yani 100 tane alalım. He, bizim 17 dolarımız varmış. Hepsini aldık. 10 dolarımız kaldı. Aynen. Güçlendirici de alalım. Hiç uğraşmayalım en azından. 7000 dolar harcayalım. Doğal kaldı 3000 liramız. Bunu zaten hemen orta tuşta görebiliyorsunuz. 1'e, 2'ye, 3'e vesaire hepsini sıralıyor. Şimdi mesela mouse'un üst sol iki tuşuna bastığımız zaman bana güçlendiriciyi çıkarıyor. 1'e bastığım zaman da kalıbı gösteriyor. Buradan da yerleştir diyor. Sol klik yaptım, basılı tutuyorum. Oradan
Direkt otomatik hepsini koyuyor. Biraz gezdirmemiz gerekiyor. Ama otomatik koyabiliyor. Şu an mouse da elim hala takılı. Böyle bayağı bir güzel koyarak gidebiliyoruz. Yani koymadığı yerlere en son deneriz. Aynen bu şekilde. Mesela Q'ya tekrar basalım. Mesela kalıpları kurumuş. Kalıplar bitmiş. Şu an güçlendiriciyi kur diyor. 2'ye basalım abi. Şu an demirlerimizi kuracağız. Bir saniye abi. Şöyle Q harfinden bir çıkalım. Aynen demirleri kurmamı istiyor benden. Demirleri de kuralım. Öyle bir hızlı şekilde. Demirlerimizi de kuralım kurmadığı yerleri. Basalım. Aynen bu şekilde. Ya bayağı bir keyifli oyun. Yani bayağı bir tavsiye ederim. Beton mikserine beton ve harç oluşturabilirsin manuel olarak otomatik mod ile yapın diyor. Güzel. O zaman şuradan elle diyelim abi. Mikserimiz bu. Önüne şöyle gelelim. Şu an bizden ne istiyor? Hemen kuyuya basıp sonra bakalım abi. Beton karıştırıcı çalıştır ve beton oluştur. El arabasını al ve üzerine hazırladığın betonu dök. El arabasını kazıya kadar sürüşünde betonu falan kazıya dök. Yani kazdığımız şu alana beton oluşturacağız. Yani ilk betonumuzu atacağız. Şimdiden hayırlı olsun o zaman arkadaşlar. Şöyle düğmeye basalım. Şu mouse'u bir tık düşürmek istiyorum. Genel miydi? Aynen mouse hassasiyeti. Şöyle %50'lere falan alayım da. Aynen sağa sola falan biraz daha güzel oldu. Şöyle birleştir. Bir saniye abi. Hayır bu değil. Beton. Otomatik çalıştır. Şu an kum, su hepsi vesaire hepsi var. Mikserimiz çalışıyor. İyi güzel. Üst tarafta zaten görmüş olduğunuz gibi yüzdesi var. Yüzde dolduğu zaman alabiliyorsunuz. Mouse sol klikle el arabasını alabiliyorsunuz. Yani araçlara veya mikzere binmeniz için farenin sol kliğini kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu araba biraz sıkıntılı. Bir tık sorunları var ama böyle bırakalım. Sağ klikle de bırakabiliyorsunuz. Sol klik yine. Dökelim abi betonumuzu. Bu arada çakıl döküyormuşuz. Mesela şu an üste bittiğini zaten gösteriyor. Birkaç kere sol sağ yapıyoruz. Bu arada benim param bitiyor. Niye bitiyor onu da anlamış değilim. Gidelim abi dökelim. Otomatik olduğu için. Aynen. Makineyi çalıştırdığım için para gidiyor. Bilginiz olsun. Eğer işiniz biterse makineyle makineyi bırakın. Etrafında gezeceğiz. Yine sol klik yapıyorum. Oradan etrafını geziyorum. Şu an betonu atıyor. Bir el arabası yeter mi acaba? Bir el arabası yeter gibi duruyor ama. Yeteceğini de fazla zannetmiyorum. Aynen. Yetmedi. Çok az bir yer kaldı. O zaman şöyle yapacağız abi. Bizim küreğimiz doluymuş bu. Vallahi ben onu bunu bırak abi. Şöyle önüyle bırakacağım. Acaba çalışmadığı için mi? Bildiğimiz gibi kullanalım. Döndür abi. Ya. Büyük ihtimal çalıştırmadığımız için yapıyor arkadaşlar. Buradan etkinleştir. Yüzdesi dolmamış. O yüzden bekle diyor. İndir abi. Yani yeter bizim için. Çok fazla yerimiz kalmadı zaten. Nice work, buddy. The cleaning company
İyi iş dostum, temizlik şirketinin falan sonuçlarına çok memnun. Güzel. Tamam, işimiz bitti herhalde. Böyle bir bakalım abi, betonu döktük. Tamam, bu iş bu kadar. Şöyle arabasını da bırakayım. Bitti yani. Görev tamamlanmış arkadaşlar. Güzel. İlk görevimiz başarılı, güzel bir şekilde bitti. Tekrar oyun modu diyelim, sözleşmeler. İkinci moda geçmiş. Kırsal bölgeye geçiyor. Şöyle bir bakalım. İkinci bölümü olmadı. Diğer bölümde çekeriz. Öyle ilk başta bir bakış yapayım. Merhaba merhaba. Tamamlanması gereken görev daha var. Tamam. Tamam, inşaat ustasına ihtiyacınız falan filan var dedi. Tamam, sözleşmenin sona erdi ve müşterinin elini yarım bırakmış falan filan. Tamam abi. Builder. Şöyle listeye bakalım yine. Pencere satın al ve uygun yerlere yerleştir. Vidalayın dilimleri yerleştirin falan filan. Tamam, yapalım. Tab tuşuna basalım yine abi. Şimdi bizim için ne gerekiyordu? Kapı, pencere. Şimdi kaç tane kapısı var? Bunlar pencere büyük ihtimal. 1 2 3 4 tane penceremiz var. 4 tane pencere abi. 1 2 3 tane kapı. Tamam. He. 1 2 3 4 1 2 3 4 Tamam. Önce pencereleri yapalım. O değil. Farenin orta tekeriyle ayarlıyor. Aynen. Yerleştir. Renk size bırakıyor. Ben beyaz yapacağım. Başka renk var mı? Şeylerini de soruyor. Şekillerini de soruyor. Mesela bu şekil olsun veya diğer şekil. Yukarı açılan, aşağı açılan, yana açılan. İki taraflı açılan var. Tek taraflı var. Tamam, bir tane buradan koyalım abi. Tamam. Vidaları en son takacağım. Böyle bir oturtturalım. Bunu da şöyle beyaz olsun. Renk hepsi beyaz olacak. Ama farklı olacak. Öyle düşünüyorum. Bakalım, elimizde bir planlar var. Bunu da şöyle koyalım abi. Büyük. Aslında bunu değiştiremiyoruz değil mi? Yok. Sıkıntı yok. Bunu da karşıdaki gibi koyalım. Aynen bundan. Aynen. Tamam abi, tamam. Kapılarımızı koyalım. Kapı şeklini de soruyoruz zaten. Kapı çelik kapı, normal kapı. Şu güzel. Renk beyaz olarak da var. Yani bu güzel. Kapı nerede? Onu da büyük ihtimal taktıktan sonra gelecek. Bakacağız. Sıkıntı yok. Ayarlayacağız bir şeyler. Burada beyaz olsun. Kapılar aynı olsun. Kapılarda bir değişik yapmayacağım. Kapılar aynı. Tamam abi.
Bir, iki. Ha, kapı bir tane fazla almışız ama kapılarda sıkıntı yok. Tekrar kuyuya bir basalım. Ha. Takozları yerleştir, vidalar yerleştir. O zaman şimdi şöyle bir mahtap alalım abi. Oo. Vidaları atıyoruz. Tamam, başka vidası var mı? Yok. 4 vidası varmış. 4 vidalarla hallediyoruz. Tamam, takozları en son alırız. Hepsini vidalarına atacağım. Oradan sonra da takozları vesaire alırız. Vidaları attıktan sonra takozları koyuyor büyük ihtimal otomatik. Ama bayağı bir keyifliymiş oyun. Beğendim. Yani inşaat işleri yapmak isteyenler birebir bayağı bir güzel. Yani millet yani çok keyif alacağını umuyorum. Keyifli o izler diye oynar diye düşünüyorum arkadaşlar. Bakalım hayırlısı. Güzel bir oyun. Türk yapımı. Hem destek oluyoruz. Hem de oynuyoruz. Keyif alıyoruz. Bunlar güzel şeyler. Herhalde bitti. Bura bitti abi. Buradakiler bitti. Bunu bitirdik. Bura tamam. Burası tamam. Yani. Takmadığımız, yapmadığımız bir şey yok. Takozları nasıl alacağız onu bilmiyorum. Takozları... Ha, el alıyor. Tamam, güzel. Yetişmediği yerlere yaklaşmanız gerekiyor. Ha. Diğer tarafına köpük falan attı. Önce ön taraflarını bir halledek. Tamam mı? Köpüğü, keşke köpüğü de biz atsaymış. Köpüğü atma olayı da bizde olsaymış. Güzel olurmuş ha. Mesela sıva falan yaptırıyor bildiğim kadarıyla, gördüğüm kadarıyla. Ama keşke şey de attırsaydı. Şu yanlarda köpüğü falan da biz atsaydık güzel olurdu. Sıkıntı yok, güzel. Çık abi şuradan alalım onları. Bunlar eşik falan taktırıyor. He, kapıyı taktı bak. Bunun burada bir şey var mı? Yok. Valla güzelmiş ya, baya keyifli. Bildiğim birebir ev yapacağız. Ha, köpüğünü falan attı. Yerleştirelim abi aşağı mermerini de falan hallettik. Bunları hızlı bir şekilde alalım. Dışarıda da mermerleri var. Onları da dışarıdan halledeceğim. Önce şunları bir halledeyim dedim. Buraları bir halledelim. Buralar bittikten sonra oralarda hallederiz. Kapıyı da taktı. Kapat abi. Şimdi bunu hallettik. Bunu halledelim. Yerleştirelim. Ha, bunun şeylerini almamışız. Sıkıntı yok. Bunları da alırız. Kapat abi. Yerdekiler falan bayağı bir güzel oldu. Başka ha şu kalmış. Bir kez daha gününü kurtardın. Güzel. Bayağı bir
para falan ödeyecek dedi. Güzel, keyifli bir oldu. Güzel, bunu da bitirdik arkadaşlar. Neyse, bir sonraki bölümlerde görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Umarım beğenmişsinizdir. Sağ üst katlardan da kardeş kanallara abone olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.